savaşı nasıl sömürürsün? Nasıl alay edersin benimle? Hiç mi utanman yok? Aşk olsun Selim. Biz burada tüm iyi niyetimizle sana yardım topluyoruz. Şu verdiğin tepkiye bak. Gerçekten çok ayıp. Hasta bir insanın karşısına geçip böyle kutu içine para uzatılmaz. Senin amacının ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Hastalık başına vurdu galiba. İyice saçmalamaya başladın. Git eve dinlen istersen. Çabuk çık git buradan. Çabuk git! Kızacaksan karına kız. Biz burada sana 3-5 kuruş yararımız olsun diye kafa yoruyoruz. Yine de yaranamıyoruz beyefendiye. Hala konuşuyorsun sen. Çık dedim sana, çabuk! Ne oluyor burada? Evet Hakan. Bir açıklama bekliyorum senden. Benim ne diyeceğimden daha önemli şeyler var Fikret Bey. Neymiş o? Terfi ettirdiğiniz, şirketin geleceğini bağladığınız insan size acilen bir açıklama yapmak zorunda. Çünkü sizden sakladığı bir gerçek var. Selim ne oluyor? Evet Fikret Bey. Size söylemediğim... Söyleyemediğim bir şey var. Sizi temin ederim ki menfaat hırsıyla yapmadım ben bunu. Sizin güveninizi sarsacak en ufak bir şey yapmak istemedim. Bu benim için söylemesi zor bir durum. Hala da öyle. Daha açık olur musun lütfen? Ben hastayım Fikret Bey. Beynimde tedavisi mümkün olmayan bir tümör tespit edildi. Doktorun söylediğine göre 3 aylık ömrüm kalmış. Ben de geride bırakacağım ailem için ve doğmamış bebeğim için az da olsa bir birikim bırakmak istedim. Sırf benden sonra rahat bir nefes alabilsinler diye. Ölmeden önceki son arzum buydu. Ama artık mümkün değil. Sizden ve arkadaşlarımdan özür dilerim. Lütfen istifamı kabul edin. Evet Hakan. Senden bir açıklama bekliyorum. Yani Selim hastalığını sakladı diye kavga etmiş olamazsınız herhalde. Derhal bir açıklama yap bana. Bu ne? Ha, bu ne Hakan? Bana çok acil açıklaman gerekiyor bunu. Sonra da bütün iyi niyetimle yardım toplamaya karar verdim. Sosyal medya dışında biz de buradan destek olabiliriz diye düşündüm. Ama niye bilmiyorum Selim buna çok alındı. Karısının yardım kampanyası için başlatmış olduğu hesaptan bile haberi yok gibi davrandı. Hatta bana hakaretlerde bulundu. Bütün arkadaşlarım şahit. Kusura bakmayın da Fikret Bey. Burada alınması gereken biri varsa o da benim. İyilikten maraz doğarmış. Boşuna dememişler. Onu anladım. Sen de... Gittin böyle bir kutu aldın, arkadaşlarından para topladın ve bu kutuyu böylece sana verdin öyle mi? Beni yanlış anladınız Fikret Bey. Ben tedavi için kısa sürede elimdeki imkanlarla fayda sağlamaya çalıştım. Selim için boş durmaktansa onun için çaba sarf ettim. Hem moral olur hem tedavisi için... Nefesini fazla yorma. Senin ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Fikret Bey bakın... Derhal pılını pırtını topla defol! Kovuldun. Fikret Bey her şey... Defol dedim! (Gülüyor)
Thank you.